Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ülkelerin birinde bir nine, iki tane de torunu her akşam masallar dinleyerek, masallar anlatarak yaşarlarmış. Bu nine her gün ama her gün farklı bir masal anlatırmış güzel torunlarına. Ama o akşam hiç kimsenin duymadığı yepyeni bir masal anlatmış. O masalda nine çok eski zamanlarda ülkelerin hepsini esir alan bir devin masalını anlatmış. Bu dev öyle bir devmiş ki gölgesinin düştüğü yerde bile salgın hastalıklar öyle bir yayılırmış ki insanları alıverirmiş. Nine bu masalı anlatınca torunlarına şöyle demiş: "Çocuklar, o zamanki insanlar korkmamış bu devden. Hep birlikte şarkılar söyleyerek o devi yenmişler. Asla ümitsizliğe kapılmamışlar. Herkes bu dünyadan çekip gidecek diye düşünmemişler. Şarkılarını söylemişler ve o devi yenmişler." Çocuklar heyecanla, merakla ve sonunda mutlulukla bu masalı dinleyip mışıl mışıl uyumuşlar. Sabah uyandıklarında her zaman yaptıkları gibi güneşi selamlamak için pencerenin önüne koşmuşlar. Koşmuşlar ki ne görsünler? Güneş falan yok. Güneşin yerinde kocaman bir karanlık. Öyle bir karanlık ki şu kadarcık bile aydınlık bırakmamış. Ne bir ağaç görünüyor, ne bir kuş. Ne bir çiçek görünüyor, ne uzak dağlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Çocuklar, bu çok büyük bir yağmur bulutu olmalı. Biraz sonra gider herhalde demişler. Avutmuşlar birbirlerini. Beklemişler. Ama o bulut bir türlü bir yere gitmemiş. Gitmediği gibi daha da büyümüş. O karanlık her yeri kaplamış. Annelerine doğru koşmuşlar. "Anneciğim," demişler, "dışarıda çok büyük bir karartı var. Güneşi göremiyoruz. Bu ne olabilir?" Anneleri onlara dışarıdaki olup biteni anlatmaya başlamış. "Çocuklar," demiş, Çok büyük bir dev. Bütün ülkelerin üzerinde yayılmaya başladı. Gölgesinin düştüğü her yere salgın bir hastalık bulaştırıyor. Öyle bulaştırıyor ki hiç kimse evinden dışarıya çıkmayacak. Günlerce evde kalacaksınız. Ama korkmayın, bu günler geçecek. Bizim almamız gereken tedbirler var, demiş. "Aa, bu devi biz bir yerden hatırlıyoruz anneciğim. Dün ninemiz bize bir masal anlatmıştı. Tıpkı oradaki gibi bir dev mi?" Evet yavrularım," demiş. "Tıpkı oradaki gibi bir dev. Ve biz de tıpkı atalarımızın söylediği gibi güzel şarkılar söyleyerek o devden kurtulabiliriz." "Nasıldı şarkımız? Ninemiz bize öğretmişti." "Öğretmişti anneciğim," demiş. "Evet," demiş anneleri. "O şarkıyı nineniz bana da öğretmişti. Hadi hep birlikte söyleyelim ve o devin küçülüp gitmesini birlikte izleyelim." "Yıka ellerini, sık 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 yıka. Aç pencereni, havalandır her yeri. Yıka giysileri 60-90 derecede. Dokunma ellerinle ağzına ve gözüne. Dokunma ellerinle yüzüne ve gözüne. Güçlüyüz biz. Tedbir alınca güçlüyüz biz. Güçlüyüz biz. Koronayı yeneriz biz." Çocuklar bu şarkıyı duyunca hep birlikte söylemeye devam etmişler. Anneleriyle birlikte defalarca bu şarkıyı söylemişler. Bu şarkıyı sadece söylememişler. Şarkıda geçen bütün her şeyi ama her şeyi tek tek yapmışlar. Nelermiş onlar? Mesela ellerini sık sık yıkamışlar. Pencereyi açıp ellerini havalandırmışlar. Giysilerini 60 ila 90 derece arasında yıkamışlar. Elleriyle ağızlarına, burunlarına, yüzlerine, gözlerine hiç dokunmamışlar. O kocaman uçaklara binip yurt dışına gitmek için planladıkları seyahatler var ya, onları iptal etmişler.
Yurt dışından evlerine döndüklerinde ise tam 14 gün boyunca evlerinden hiç ama hiç çıkmamışlar. Güzel güzel yemeklerini yemişler, bol bol sıvı tüketmişler ve uyku düzenlerine çok ama çok dikkat etmişler. Hapşurdukları zaman dirseklerinin içine hapşurmuşlar. Ya da bir kere kullandıkları peçeteleri hemen çöpe atmışlar. Yaşlılarla biraz uzaktan görüşmüşler. Aralarına birazcık mesafe olmuş. Uzaktan sevmişler birbirlerini. Bir süre telefonla ya da sosyal medya üzerinden. Sonra ateşlenirlerse eğer hemen bir sağlık kurumuna, sağlık kuruluşuna gitmişler. Dışarıya çıkarlarken de mutlaka maske takıp tedbir almışlar. Bütün bunlara o kadar çok, o kadar çok dikkat etmişler ki içlerindeki o şarkıyı bütün dostlarıyla paylaşmışlar. Bütün ülke, bütün dünya aynı şarkıyı söyleyince ve birlikte güçlü bir şekilde durunca o dev yavaş yavaş, yavaş yavaş küçülmüş, 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 küçülmüş. Mini minnacık olmuş. Üflemişler, dev uzaklaşmış, gitmiş. Bir sabah uyandıklarında güneş eskisinden de daha parlakmış. Gökyüzü apaydınlıkmış. Kuşlar cıvıldaşa cıvıldaşa uçuşup duruyorlarmış. Günlerdir, günlerdir baş uçlarında duran okul kıyafetlerini giymiş çocuklar. Çantalarını almışlar. Yazdıkları günlükleri de çantalarına koymuşlar. Koşa koşa el ele okul yolunu tutmuşlar. Okula vardıklarında Ziya öğretmenlerinin söz verdiği ilk 40 dakikalık teneffüste eğlenmişler, coşmuşlar, dondurmalarını yemişler ve eve döndüklerinde akşam nineleri onlara yine güzel güzel masallarını anlatmış. O şarkıyı bir daha hiç unutmamışlar. Hiç unutmamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Birincisi masalı anlatan bizlerin başına, ikincisi 14 kuralı uygulayan sizlerin başına, üçüncüsü de bu masalı kalbinde taşıyan herkese gitsin. Güçlüyüz biz. Tedbir alınca güçlüyüz biz. Güçlüyüz biz. Tedbir alınca güçlüyüz biz.